Merhaba arkadaşlarım ben Servan Hoca. Değerli arkadaşlarım aylardır birlikteyiz. Anayasadan konu anlatımları yaptık. Yüzlerce soru çözüm videosu çektik. Tarihte hakeza belli konulara kadar işledik arkadaşlar. Konu anlattık. Ve yine tarihten bir sürü soru, soru çözüm videosu paylaştık. Nitekim güncel bilgiler ait çok kaliteli çalışmalar paylaşıma inanıyorum. Ve şöyle bir şey yapmak istedim. Lisanstaki değerli arkadaşlarımız için günü ve sezonu bir soru çözüm videosuyla kapatmak istiyorum. Ön lisans ve orta öğretimdeki arkadaşlar için çalışmaya devam edeceğiz. Daha sonra inşallah yeni sezon çalış başlatacağız değerli arkadaşlar. Buyurun ilk sorumuza başlayalım. Türk siyasi hayatında en yüksek oy oranı ile bir partinin iktidara geldiği genel seçim hangi yıl yapılmıştır? Arkadaşlar tarihimizde en yüksek tarihimizde en yüksek oy aldığımız seçim değerli arkadaşlar. Evet en yüksek oy alınan milletvekili seçimi Değerli arkadaşlarım 1954 yılında Demokrat Parti döneminde Biliyorsunuz Demokrat Parti 50'de iktidara geldi Seçimler 4 yılda bir yapılıyordu 54 seçiminde değerli arkadaşlarım %57.5 oranda Rekor bir oy aldı ve hemen hızlıca şunu göstermek istiyorum Kardeşlerim Osmanlı'da 1912 seçimlerine sopalı seçim denir Türkiye'de 1946 Seçimlerine şaibeli ya da Hileli seçim denir değerli arkadaşlarım 50 seçimlerine beyaz devrim Ve 54 seçimlerine de de rekor seçim deniliyor. Yeni sorumuz geldi. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Avrupa Topluluğu Avrupa Birliği adını almıştır? Değerli arkadaşlarım, bu organizasyonun AB ismini aldığı antlaşma Maastricht Antlaşmasıdır ve yıl 1992'de değerli arkadaşlar daha önce ÖSYM e sınav sorularında kullanıldı. Ona göre. Evet iki tane bilgimiz var. Atatürk'ün ebedi şef, İsmet İnönü'nün milli şef ve değişmez genel başkan. Hocam Mustafa Kemal Paşa'nın ebedi şef, İsmet Paşa'nın ise milli şef ve değişmez genel başkan olarak ilan edildiği CHP kurultayı aşağıdakilerin hangisi doğru olarak verilmiştir? Değerli arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi kurultayında bunlar gerçekleşti? 26 Aralık 1938'e dikkat edin. Aralık diyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa hayatını kaybetmiş. CHP birinci olağanüstü kurultayında bu işlemler gerçekleşti geçirmiş oldu. Yine bir ÖSYM formatı soru arkadaşlar. Yukarıda yer alan partilerden hangileri 1961 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk koalisyon hükümetini kurmuştur? Şimdi koalisyon hükümeti ne de demek arkadaşlar? Yani tek başına iktidar değil. En az iki ve daha fazla partinin birlikte iktidarda olması. Ve Türkiye'de ilk koalisyon hükümeti 61'de Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin Koalisyonuyla kuruldu ve arkadaşlar Nihat Erimler hükümeti de, yine daha sonra Türkiye'de koalisyon hükümeti de kuracak. O zaman burada cevabımız Batman seçeneği oluyor. Yani arkadaşlarım bir Birleşmiş Milletler kısaltmalarına dair soru paylaşmak istedim. Yukarıdaki Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluş ve kısaltmalardan hangisi ya da hangileri doğru gösterilmiştir? Evet ben harf harf okuyacağım değerli arkadaşlar. FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü arkadaşlar. Hatta Gıda, Tarım, Orman ve Balıkçılık Örgütü'dür. Bir Bittik atıyorum doğru. Evet UNESCO ya da UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü değerli arkadaşlarım. Kesinlikle doğru. Çok popüler. UNICEF deseydi çocuklara yardım fonu. WV ve B arkadaşlar. Dünya Bankası doğru. WHO Dünya Sağlık Örgütü değerli arkadaşlarım. Soru beklediğimiz yerdir. Merkezi Cenevre. Başkanı ya da Genel Sekreteri de geberiyoruzdur değerli arkadaşlar. Onları da paylaşmış olalım. Cumhurbaşkanı Atatürk döneminin son son Cumhurbaşkanı İsmet İnönü dönemini ise ilk başbakanı hangisidir? Arkadaşlar öyle biri seçeceğiz. Mustafa Kemal Paşa'nın arkadaşlar son başbakanı. Daha sonra İsmet İnönü'nün de arkadaşlarım ilk başbakan olacak. Kimdir bu? Celal Bayar. 37'den 39'a kadar başbakanlık yapmıştır değerli arkadaşlar. Evet, e, ÖSYM'lik bir soru yine değerli arkadaşlar. Bahsedilen bu Türk filmi aşağıdakilerden hangisidir? 2014'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen en iyi 100 Türk filmi oylamasına, oylaması sonuçlarına göre 1963'te Metin Erksan'ın yönettiği ve Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandığı film ilk sırada yer almıştır. Şimdi değerli arkadaşlar, Metin Erksan. Berlin Film Festivali Altın Ayı ödülü yıl 1963. Daha sonra yeni bir ödül daha almış. Ve hangi filmdi bu arkadaşlar? Tabii ki Susuz Yaz filmidir. Lütfen dikkat. 12 Mart 1971 askeri muhtırasından sonra Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güven Partisi ve parlamento dışında alınan destekle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş olan Nihat Erim Başkanlığı'nda yeni bir hükümet kurulmuştur. Nihat Erim tarafından kurulmuş olan bu hükümet Türk siyasi hayatında hangi adlandırılmış hocam? 1971 muhtırasından sonra CHP'den ayrılan Nihat Erim değerli arkadaşlar hükümet koruyor ve bu hükümetin neredeyse bütün bakanları dışarıdan geliyor yani meclis dışından geliyor. Biliyorsunuz dışarıdan gelen bakanlara da teknokrat bakan diyoruz. Bütün bakanları dışarıdan gelen bir hükümete de teknokrat hükümet ismini vermişler değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa birinci 5 yıllık kalkınma planı hangi yıl uygulanmıştır? Değerli arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa dönemindekiler 5 yıllık sanayi planı. Onlar kalkınma planı değil. Kalkınma planları Devlet Planlama Teşkilatı ile başladı ve ilk kalkınma planı 63-67 arasında uygulandı arkadaşlar. Dolayısıyla 63 seçeneğini burada işaretliyoruz. İran Gate olayı aşağıdaki gelişmelerin hangisi sırasında ortaya çıkmıştır? Neydi bu arkadaşlar? Amerika'nın İsrail aracılığıyla gizliden el altından İran'a Silah satması ve bu hangi savaşta oldu? İran-Irak Savaşı'na 1980-88 arası değerli arkadaşlar. Yukarıda yer alan konulardan hangileri yumuşama döneminde Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz etkilemiştir? Türkiye, ABD ilişkileri ve olumsuz. Dikkat. Değerli arkadaşlarım Kıbrıs meselesi ki şu an an itibariyle görüyorsunuz zaten ilişkiler olumsuz etkileniyor. Johnson mektubu 1960'larda 64'lerde Amerika Başkanı Johnson'ın bize gönderdiği mektuptur. Adam diyor ki benim verdiğim silahları siz Kıbrıs'a Rumlara karşı kullanamazsınız diyor. 75-78'de Kıbrıs Barış Harekatımız 74 yapıyoruz. Sonra bize 3 yıl aralığı boyunca silah hamburgusu Amerika uyguluyor. Ve bizim haşhaş ekmemize de müsaade etmiyorlar. İlişkilerimiz geriliyor. O halde arkadaşlar 4'ü de Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkilemiştir? Olumsuz. Aşağıdakilerden hangisi yumuşama döneminde Türk-Yunan ilişkilerinde sorun oluşturan konular arasında yer almaz? Türk-Yunan sorun ve yer almaz değerli arkadaşlar. Kıta sahanlığı, Kıbrıs sorunu kara suları, fır hattı sorunu Türk Yunan ilişkilerinde olumsuz etkiledi ama şuradaki Asala değerli arkadaşlarım Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ermeni Agop tarafından kurulan Ermeni terör örgütüdür değerli arkadaşlarım. Türk diplomatlarını yurt dışında defalarca şehit ettiler. Yukarıda bahsedilen uluslararası teşkilat hangisidir arkadaşlarım? Yukarıda özellikle verilen uluslararası teşkilat. 96'da kurulmuştur. 2001'de bugünkü ismini almıştır. Tek kutuplu dünya kabul edilemez birliğin misyonudur. Şunu görürseniz tek kutuplu dünya kabul edilemez arkadaşlar. Gözü kara neyi işaretleyeceksiniz? Şangay İşbirliği Örgütü şu an Ş8'lidir değil mi arkadaşlar? Hindistan ve Pakistan katılınca Şangay 8'lisi de oldular. 1987 yılında demokratik bir düzen için ortaya atılan bu politikalar aşağıdaki SSCB devlet başkanlarından hangisine aittir? Değerli arkadaşlarım Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Glasnost yani açıklık, Prestroika yani yeniden yapılanma değerli arkadaşım politikalarını hangi başkanları ortaya attı? Kurtarmak için yaptı ama beceremedi. Mihail Gorbaçov değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döneminde açılan üniversiteler arasında yer almaz? Değer arkadaşlar. Demokrat Parti iktidarının 50'de başlayıp 60 darbesiyle bittiğini hatırlatırım. Demokrat Parti'de değerli arkadaşlar Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, ODTÜ değerli arkadaşlarım, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi açıldı ama Marmara Üniversitesi Demokrat Parti dönemi değildir değerli arkadaşlar. Aşağıdaki devletlerden hangisi SSCB'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan devletlerden biri değildir? Şimdi biliyorsunuz Glasnost ve Presroika işe yaramadı. Gorbaço beceremedi. E, o toprakları çok geniş olan SSCB dağıldı ve 10 küsür devlete bölündü. Bunlar arasında Litvanya, Letonya, Estonya, Ukrayna var. Ama Slovakya arkadaşlar şöyle yazıyorum. Çekoslovakya denilen ülkenin parçalanmasıyla Slovakya bakın içinde var zaten. Çek yapısını ya da Çekoslovakya'nın dağılmasıyla ortaya çıktı. Dolayısıyla SSCB'nin dağılmasının bir sonucu değildir aşağıdaki devletlerden hangileri 58 yılında kurulan Bağdat Paktı'na üye olmuştur? Olmuştur. Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve arkadaşlar İngiltere üye olmuştur. Organizasyonu ilk başlatan Türkiye ve Irak'tır değerli arkadaşlar. O zaman burada Afganistan yok. Hangileri üye olmuştur? 1, 2, 3 ve 4 numaralı öncemizin olduğu C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döneminde meydana gelen iç gelişmelerden biri değildir? Ezanın yeniden Arapça okutulmasına karar verilmesi evet. Atatürk'ü koruma kanunu Demokrat Parti döneminde çıktı. Petrol kanunu çıktı değerli arkadaşlar. Köy enstitüleri kapatıldı. İlk öğretim okullarına dönüştürüldü. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kurulması 1961'dir. Ve bundan bir yıl önce Demokrat Parti darbeli zaten indirilmişti. O döneme ait olamaz. Değerli arkadaşlarım 20. son sorumuzdayız. Pakistan ve Hindistan'ın bağımsızlığı sürecinde etkili olan iki önemli devlet adamı hangileridir? Pakistan'ın bağımsızlığı ve Hindistan'ın bağımsızlığı. Pakistan'da kimdir değerli arkadaşlar? Muhammed Ali Cinnah. Hindistan'da kimdir? Mahatma Gandhi. Bağımsızlığın öncüleridir değerli arkadaşlar. Evet şöyle küçük bir not hazırladık değerli arkadaşlar. Emek, emek alın teri ve başarı ile el ele yürür dedik. Ve Rabbim emeklerinizin ve alın terinizin karşılığını almayı sizlere fazlasıyla nasip etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sınavlarınıza olağanüstü düzeyde başarılar diliyorum. Sınavdan hemen sonra arkadaşlar sorulara ulaşmaya, cevaplara ulaşmaya ve sizlere hemen bir analiz videosu çekmeye çalışacağım. Bugün de yani yarın da bizi izler takip edersiniz. İnşallah faydası olacaktır. Sağlıcakla kalın, başarılar diliyorum.